12 Eylül askeri darbesinin baş mimarı Kenan Evren öldü. Peki Kenan Evren'le alakalı duygular, düşünceler neler? Halka soralım. 82 darbesinin çıkmasına neden olan ve bugün bizim önümüzde en büyük engel olan, barajın kurucusu olan kendisidir yani Kenan Evren. Ve bugün dündü ölüm haberini aldık. Yani hani nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama insanların ölümüne yani sevinemiyoruz da. Ama onun yargılanmadan, onun o yaptığı insanlık suçlarını ödemeden öbür tarafa gitmiş olması yani gerçekten demokrasi açısından büyük bir ayıp sayılır bence. Bazısına göre vatan haini, bazısına göre vatan kurtaran bir adam. Hiçbir şey düzgün gitmediği bir ortamda adam kendince bir şeyler yapmıştır. Keşke yapmasaydı. Faşist. Türkiye'yi bir yere kurtarmış gibi oldu o sene. Çünkü her gün 10-15 tane genç ölüyordu sağcısından, solcusundan. Bence ona dur dedi yani. Bilmiyorum, başkalarına göre değişik olabilir de. Devlet töreniyle defnedilecek. Bunun hakkında ne konuşmak istersiniz peki? Bence hak ettiği neyse o yapılsın. Yani neyi hak ediyorsa o yapılsın. Ne hak ediyor sizce? Bence etmiyor. Katil bilirdik. Başka? Başka nasıl? İşte Erdal Eren bugün huzur içerisinde. Daha başka bir şekli yok bunun yani. Peki devlet töreniyle gömülecek olmasına ne diyorsunuz? Normal şartlar altında Genelkurmay Başkanlığı yapmış, Cumhurbaşkanlığı yapmış. Doğal olarak devlet töreniyle gömülecektir. Şu anki devlette çünkü aynı onun sistemiyle çalışan bir devlet. Farklı bir sistemle çalışmıyor. Doğal olarak devlet töreniyle, evet, yaptığı görevlerden dolayı devlet töreniyle gömülecek. Ya ben de yaşamadığım için 84'lüyüm. Ben 80'li yılları yaşamadığım için ya benim için fazla bir önem taşımıyor. Erdal Eren'i tanıyor musunuz? Kendisini şahsen tanımayız ama o günlerde çok gündeme gelen 17 yaşında bir genç çocuğumuz, bir hiç uğruna gidenler çok olduğu için üzülüyorum yani. Artık derin devlet mi dersin, ona başka bir isim dersin, kont gerilla mı dersin, onların döneminde yapıldı bunlar. Faşistin birisiydi.